Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın mimar olan oğlunu Amerika'ya kaçıran anne Eylem Tok ikinci kez hakim karşısındaydı. Tutuksuz yargılanmayı talep etti ama bu talep mahkeme tarafından karşılık bulmadı. Asıl merak edilen Türkiye'ye iade edilip edilmeyecekleriydi aslında. Amerikan yargısı henüz bu yönde bir karar vermiş değil. How are you? Oraya kaçtılar, cezalarına ceza kattılar. Ben nasıl ölüsünü ağlıyorsam o da dirisini ağlasın. Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme bir kez daha tutuklu yargılanmasına karar verdi. Paranın gücünün, paranın çalışmadığı yerlerde olduğunu kendilerine bir hatırlatmış olalım altını çizerek. Ortalıklarda bağıra bağıra oğlum oğlum ağrıyordum. O da sağken oğlum oğlum diye yansın. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un İstanbul'da Oğuz Murat Acı'ya çarpıp ölümüne sebep olmasıyla başlayan suç zinciri, Eylem Tok'un oğlunu Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmasıyla devam etmişti. Hello. 3,5 ay sonra yakalanıp tutuklu yargılanmasına başlanan anne Eylem Tok bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tüm Türkiye onların ne kadar vicdansız, merhametsiz, kötü insanlar olduklarını gördüler. Cezasını çekecek. Biz bunu göreceğiz. Amerika'da tutuklu bulunan Eylem Tok'un ikinci duruşması da bugün görüldü ve Acı ailesi işte hep birlikte ellerinde telefon Amerika'dan gelecek bir haber beklediler ve o haber geldi. Eylem Tok en az bir ay daha yani Ağustos ayına kadar içeride bulunacak ve iade edilip edilmeyeceği de Ağustos ayındaki o duruşmada belli olacak. Biraz daha kalsınlar, Eylül'e kadar orada yatsınlar. Gelsinler mi? Tabii yüzüne bakacağım onun. O gülen yüzü hiç gözümden gitmiyor. Bir ay daha içeride yatsınlar, görsünler dünya nedir ne değil. Anytime. Hello. Olay günü kazazedelere ait telefonların Eylem Tok tarafından alınması da duruşmada delil karartma ve yağma suçu olarak devreye girdi. Buna sevindik. Daha güzel bir haber oldu bizimmiş. Eylem Tok'a da hediyem olsun o telefon. Hak ettiği cezayı alır inşallah. Duruşmaya elleri kelepçeli getirilen Eylem Tok'la ilgili detaysa dikkat çekiciydi. Yüzü çok kötüydü diyordun değil mi? Ümitsizdi yani. Yüzü çok ümitsizdi. Ve o hani diyorlar ya bakımlı, saçı boyalı, makyajlı. Ama ojeli mojeli öyle değil Pervin abla. Gerçekten yani hani Türkiye'deki mahkemeleri değil de bu Amerika'da filmlerde mahkemeleri görüyorsun ya şeyleri, hapishaneleri falan insanlar ne kadar bakımsız. Emin ol aynı öyle. İçin rahat olsun yani. İçimizdeki yara, içimizdeki yangın devam ediyor. Mücadeleye devam.